Değerli izleyenler, Tele1 TV ekranlarından herkese merhaba. Hafta sonu her gün olduğu gibi saat 14'te Sağlık Gündemi programında alanında uzman konuklarla ekranlarda evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Efendim, bugün konumuz elbette ki yine deprem. Depremin büyüklüğü ve etki ettiği alan itibariyle uzunca bir süre daha dikkatimizi orada tutmamız gerekiyor. Yaralarımızı sararken bir yandan da toplum olarak daha bilinçli, daha farkındalık sahibi ve daha sorgulayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum bir psikolog olarak. Çünkü ülkemizde bu zamana kadar çok fazla felaket yaşadık. Ülkemizde çocuklar taciz edildi, küçüğün rızası var dediler. Ekonomik krizler yaşadık, porsiyonlarınızı küçültün dediler, kendileri şiir gibi yaşadılar. Deprem oldu, depremden sonra dediler ki, daha az dua ettik eskisine göre, çok az şükür ettik, kader dediler. Toplum olarak tüm felaketlerden sonra cehaletimizi koruyarak çıktık, hayatımıza devam ettik. Tek temennim bunun bir son bulması. Çünkü öbür türlü Türkiye'de bizimki daha fazla yaşamak olmaz. Olsa olsa an kaybından ölmek olur. Efendim, Selin Hanım bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. Nasılsınız? Vallahi olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. İnan ki unutulmuyor. Düşün ki Allah korusun, bir de ailemden birileri ölse ne olurdum acaba? Ben bilemiyorum, çok çok üzülüyorum. Üzüldüm, üzülüyorum, üzüleceğim için. Evet, evet. Şu an hepimiz aslında yaşıyoruz bir şekilde, yiyoruz, içiyoruz, uyanıyoruz, uyuyoruz. Yaşam mecburi gidiyor ama yani evet. Tatlı değil. Tatsız, tuzsuz bir yemek gibi. Uyuyoruz ama uyandığımızda yine dertler de bizimle birlikte uyanıyor. Onlar hiç gitmiyor. İşte psikolojik olarak hasta olmamak için bizim bunu mümkün olduğu kadar üzüntümüz devam ama bizi gerçekten hasta duruma getirmeyecek kadar ayarlamamız lazım. Evet. Yani isteyen gülsün, ben karışmam ona ama içinden gelen üzülsün. Yalnız bunları da çok arttırmadan, kendimize de acıyarak ayarlamamız lazım. Evet. Depremin psikolojik etkileri ne kadar devam edecek? Vallahi deprem korkunç bir şey. Hele bu seferki kadar büyüğünü, bu yaşıma geldim, görmedim, Allah korusun bizleri. Dolayısıyla depremin şiddeti, korkusu zaten hali hazırda olmadan evvel de sıkıntıları olan, psikolojik sıkıntıları olan, dertleri olan, ruhsal olarak hemen şoklara dayanıklı olmayan insanlar da çok daha uzun sürüyor tabii ki. Ama ben yine de söylüyorum, kendi kendimize de acımamız lazım. Allah korusun hayatımızdan bir sürü çok sevdiğimiz insanları normal ölümlerle kaybettik. Ama o ölümlerde dahi bıraksanız kimisi kısa zamanda kalp krizi geçiriyor ya da üzülüyor, üzüntüsünden öldü diyorlar. Ölmemek için Tanrı'nın bize verdiği şey yaşayacaksın, her seferinde survive edeceksin yani hayatta kalmaya bakacaksın. Evet. Ama daha hafif de geçirilebilir bu. Bu geçti demek yani arkasından ağlamıyoruz, unuttuk demek mi? Ne münasebet? Kaç sene evvel ölmüş kocam var, hala gözlerim doluyor yani. Evet. Bunlar böyle. Kendimize de yardım edeceğiz ama gerçekten bir dahaki sefere yine bu acılarla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyorsa onları da unutmayarak. Evet, aslında bizim de psikolojide ve sosyal tripte resilience dediğimiz şey acıların üstesinden kalktıkça güçleniyor değil mi? Ne dedin o aradaki şey? Resilience kavramı var psikolojide. Yani bizim psikolojik iyi oluşumuz, ruh sağlığımızı korumamız için yaptığımız her şey. Yani ölümden başka her şeye çare vardır diyorlar ya. Ona çare yok. Eğer bilsek ki, bilsem ki ben üzüldükçe sevdiğim insan geri gelecek ya da bu hadiseler olmayacak. İstediğiniz kadar üzülelim ki gelsinler. Ama hiçbir şey olmayacak. Olamıyor. Giden gidiyor, kalan kalıyor. Kalanın da yaşayabilmesi için ruhsal ve bedensel olarak, kafasal olarak sağlıklı. Evet. Şimdi tüm Türkiye'nin kalbinin enkaz altında kaldığı felaketin
bir ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Evet. Bu süreçte tabii ilk 15 günlük süreçte lojistik destek çok önemliydi. İnsanların o barınması, beslenmesi, kurtarılması. Ama o lojistik desteği sağlarken bile psikoloji çok görünmüyor gibi olsa da aslında psikoloji yine de çok önemliydi değil mi? Çok. Yardımın nasıl yapıldığı. Yani buradaki şunu söylemek isterim sadece. Devletin elinden geleni, yani insanlık namına esirgememesi gerek ki öyle de aynı durumda. Ama bu demek değil ki biz unuttuk. Hayır, hiçbir zaman unutmuyorsun. Aradan seneler de geçse en ufak bir kazada, belada, her şeyde millet olarak tutunuyoruz ve çok üzülüyoruz. Ama belli zamanlar içinde de kendimize de bunu öğretmek bizim gibi bu işlerle uğraşan insanların vazifesi. Nasıl dayanabiliriz? Ne yaparsak hem üzülmeye devam ederiz ama belli bir nispette hayatımıza, ruhumuza kastetmeyecek şekilde ne yapabiliriz? Bunları da öğrenmek lazım. Ayrıca insan, yani o lafları tam bilemiyorum ama yani insanlar unutmakla yükümlü olarak doğmuştur. En büyük felaketlerin, en büyük üzüntülerin bile bir zaman sonra şeysi azalıyor. Bizde azalmasa dahi hayatımıza devam etmek mecburiyetimiz var. Ben bir psikoloji alanında çok çalışmış, çok okumuş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Benim de hayatımda bana göre çok ağır şeyler geçirdim. Millet olarak geçirdik, şahıs olarak geçirdik. Ölümler mesela beni fevkalade üzer. En ufak bir ölüm, dışarıdaki hayvandan, sevdiğin insandan, yakınından, uzaktakinden bile insan çok etkileniyor. En azından ben. Ama ben bunu bu şekilde eğer devam ettirirsem, ki ettirmişim herhalde zamanında, yani bilmiyorum konuşuruz belki ama panik atak bile geçirdim. Mesela şimdi isterim panik atakta neler yapılması gerektiğini. Bunları öğretelim. Birçok insan da ailesinden bunu hiç görmemiştir, hiç rastlamamıştır. Öyle yalancıktan da olsa bazıları bazı konularda devam ederler. Evet. Ama bunların sıhhatimize dokunmadan ve hakiki hislerimizi de deşarj ederek yapmamız evet. gerek. Panik atak psikiyatrik bir rahatsızlık. Bize bunu biraz açabilir misiniz? Panik atak nedir? Tedavi yöntemleri nedir? Şimdi ben bir psikiyatrist değilim ama bilfiil yaşamış bir insanım. Bundan seneler evvel. Hangi sebeplerden olduğunu hala zaman zaman düşünürüm. Gayet mutluyum, gayet iyi. Eşim hayatta, çocuklarım hayatta. Evet, herhalde diyorum. Sırayla her iki çocuğumun da geçirdiği çok büyük kazalar, sonraki zamanlarda eşimin geçirdiği şey, Alzheimer yahut ne bileyim çok önemli değil gibi görünen ama belirli bir seviyeden belirli bir seviyeye inişi sağlayan maddi bir takım sıkıntılar olmuştur. Evet. Bunlara, yani maddi kaygılar vesaire de kaygı bozuklukları da panik atağı tetikliyor mu? Hem de nasıl? Panik atak bunların sonucunda çıkan bir hadise. Ama geçirmesi imkan dahilinde. Ben en azından ilaçsız demeyeyim, burada söyleyemem. Ama bir böyle bu işlere yarayan bir takım ilaçlar var. Ben psikiyatriye gittim. Kendim tanıdığım arkadaşım olarak ya bana yardım et ben dedim. Devamlı ağlıyorum, devamlı şu bu. Daha panik atak başlamamıştı. Bana dediler ki, dedi ki şu ilacı al sana iyi gelecek. Ben o ilacı almama fırsat kalmadan panik atağın en şiddetlisini geçirdim. Nasıl oluyor panik atak? Benimkini anlatayım en azından. Belki başkalarında başka şeyler oluyor. Ayaktan başlıyor. Yavaş yavaş böyle yukarıya doğru oralarını hani çimdik atsan duymayacağın kadar bacağından itibaren yukarıya doğru böyle bir his mi diyeyim uyuşma. Uyuşma, en güzel laf bu. Uyuşma başlıyor. Bir anda sen diyorsun ki ne oluyor ya, bir şey mi oluyor bana? Ay yardım edin, doktor çağırın falan diyorsun. Onu söylemeye fırsat kalmadan buraya kadar geliyor panik atak, burada duruyor. Panik ataktan ölmüyorsun ama ölüm korkusunu son derecede en azından ben şiddetle yaşadım.
Hani böyle başımdaki kocama ben ölüyorum, ben ölüyorum demeye başladığımı hatırlıyorum. Sonraki zamanda bana kimse öğretmedi benim olduğum zamanlarda. Bilmiyordu kimse bunu. Panik atağı ben kendim şöyle çözdüm. Hemen ayağa kalkacaksınız. Daha ayağınızdan başlarken o uyuşma hisleri. Ayağa kalkacaksınız, temiz hava açacaksınız hemen pencere. O pencereyi açıp karşısında güzel şeyler düşünmeye. Mesela ben çocukluğumu yahut sonraki zamanlarda gittiğim işte Hawaii'di bilmem neydi oraları düşündüm. Hani bana zevk vermiş bir konuyu düşünüyorsunuz. Olumlama ve telkinlerle mi panik atağı yendiniz? Anlamadım. Olumlama ve telkinlerle mi panik i̇şte atak hastalığını yendiniz? Ne diyorsun orada? Hiçbir şey yok. Geçecek, ölmeyeceksin. Merak etme. Bu bir panik atak. Kim bilir ne kadar üzülmüşüm ki bazı şeylere geldi bunlar başıma. Ama bunda ölüm yok. Bir kere evvela bunu söyleyin kendinize. Burada duruyor panik atak. Yüzünüz falan uyuşmuyor. Nefesiniz uyuşmuyor. Ondan sonra kendine telkin yapıyorsun. Geçecek falan filan. Esas onu geçirdikten sonra da kendinize telkinlere başlayacaksınız. Ben bu hayata geldim, yaşamak zorundayım. Hayat bugün, bu şu andır yaşadığın. Bundan sonrası yarını, geçmişi nostalji yapmanın anlamı yok. Beynimize herkese ama herkesin başına gelir. Türlü şekilde seni ne etkiliyorsa o aynı sonucu veriyor. Bana göre hafif olan bir başkasında panik atak yapıyor. Ya da bana çok olan başkasında yapmıyor. Ama panik atak bu şekilde geliyor çocuklar ve geldikten sonra da daha sonrakilerde de gelecekse kendinize telkin yapıyorsunuz. Mesela uçağa binemiyordum daha sonraki zamanlarda. Ne zannediyordum? Uçakta kapalı yerdeyim ya da AVM'lere giremiyordum. Kendime telkin yaptım. Yok bunda bir şey. Hiçbir şey yok. AVM'lere eğer ilk başlarda diyorsanız ki ay bir şey olursa ya elektrikler kapanırsa ya kapılar açılmazsa neler düşünüyorsun aklına gelmeyecek hadiseleri ama bunlara yer vermeyeceksiniz. Yani o korkunç zıplatıcı şeyi uzun süre yaşadıktan sonra o zelzeleyi bir sonraki zamanlarda biriktirmemek için telkin yapın kendinize. Evet. Bu bir şeydi. Maalesef başıma geldi ama hiç olmazsa kurtuldum. Allah bir daha vermesin. Olursa kendimi hazırlamam lazım. Ona göre bize söylenen tedbirleri alıyoruz. İşte yanımıza çantamı hazırlıyoruz. O kargaşada ne kadarını yapabiliriz onu da bilmiyorum. Önceden haber verme işlemini niçin yapamıyorlar onu da bilmiyorum. Ama şunu düşünebilirim. Eğer bir daha bir eve gireceksem evin eskiden 6-7 şiddetine kadar dayanabilirliğine bakıyordum. Şimdi mesela Allah korusun 9'a kadar bakmaya başladım. Her yer 8-9 şiddetinde sallanırsa ne olur bilmiyorum. Ama yatarken mesela şimdi bile cep telefonumu yanımda tutuyorum. Hani bir hadise olursa Allah korusun ona. Veyahut da deprem çantası hazırlamak insanları psikolojik olarak rahatlatır mı? Hayatım ben bir sürü bilim adamı konuşuyor tabii. Onlara karşı olmak istemem. Yapabiliyorsanız, önceden hazırlayıp kenarda tutabiliyorsanız ve de oralar yıkıntı altında kalmıyorsa memnuniyetle yapın. Evet. Arabada giderken de bir şey olmadan ne yapıyoruz? Şeyi takıyoruz değil mi? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Evet. Olursa diye. Ama hayatın kurtulmasında onların etkisi var. Ne yapacağız? Eğer bir devletse her yerde böyle usulüne göre evlerin yapılması ya da tehlike altındaki evlerin baştan aşağı yıkılıp yeniden yapması. İnsanlara geçenlerde de tatbikatını yaptırdılar. İşte eğil, bilmem şey yap, şöyle yap, böyle yap. Bir şeyin altına gir, kenarında dur. Bunların hepsini yapalım tabii ki. Bunlar yani panik atak hastalığı olan insanlar korkularıyla yüzleşmeli diyorsunuz anladığım kadarıyla. Söyleyeceksin. Çünkü bu bir panik atak tedavisinde de ya da fobi tedavisinde de mesela köpek fobisi olan birini genellikle psikologlar köpeklerle çalıştırıyor. Yani bu tarz korkusu olan insanlar da o zaman evden çıkmalı değil mi? Yani kendini gayet eve kapatmamalı. Çocuklar, yani hayatı yaşantınıza devam edeceksiniz. Ancak bütün bunların olmaması için
sizin haricinizdeki insanlar da tedbir alacak. Büyük şirketler, büyük devletler, işte o evleri yapanlar. Ama bunlar yapıldığı zaman da orada Allah vermesin, hele fobisi olan insanların düşünün, günlerce hani bir köşe, bir nefes alacak yer bulunmasına rağmen, üstlerini örten yorganların içindelerken, ona göre giyinmişken dahi o sarsıntının ve o karanlığın, o şokun tesirinden çıkmamız için mutlak surette kendimize telkin yapacağız, dualar edeceğiz. Orada mesela uyuyanlar gayet güzel kurtardı bazı şeyleri, daha çok dayandı. Ama ne bileyim, radikal bir takım işte bilmem neyi yer içerisinde bilmem ne yaparsan, Allah o günleri düşürmesin. Hiçbir şey yapmam desen dahi bazı şeyler, realist olarak bir büyük felaketin içindeyim. Nasıl kurtulabilirsem öyle kurtulmaya çalışacaksınız. Evet. Bırakıp da ben gittim artık, ölsem de gam yemem ya da korkudan, korku şokuyla kalp krizi geçirenler var. Yapmamak lazım bunları, yapmamalıyız. Allah başımıza vermesin. Ancak dediğim gibi panik atak, klostrofobi, işte karanlıklar, şundan buradan korkulardan kendimizi azade etmemiz lazım. Yoksa her düşündüğümüz bize faydası olmaz ama öldürür. Hani evet. Orada ölmezsin, açlıktan ölmezsin, korkudan ölürsün. Evet. Bir de tabii bu dönemde herkes stres oldu. Yani enkaz altında kalanlar evet oldu stres. O bölgede yaşayan, evi sağlam kalsa da o depremi yaşadıkları için stres oldular. Haberlerden, sosyal medyalardan şahit olan insanlar da stres oldu. Herkes stres oldu ama stresin de çeşitleri var. Mesela travma sonrası stres bozukluğu var, akut stres var, kronik stres var. Mesela bunlardan hangisini normal karşılamalıyız, ne zamana kadar normal karşılamalıyız? Travma sonrası stres bozukluğu nedir? İlk önce bir bunu açabilir misiniz? Travma insanı şoke edecek kadar korkunç bir şeyin olması gerekiyor. Ama o travmanın daha sonraki hayatını etkilemesinde kendi kendimize yardımcı olacağız. Hep telkin yapacaksınız. Dua da diyebilirsiniz buna ki ben çok dua ederim. İşte şöyle olmaz inşallah, şu inşallah, maşallah falan, tamam, ama her zaman diyeceksiniz Allah böyle bir şey verirse. Söylemesi kolay, yapması zor ama yapmak zorundayız. Bu hayata devam etmek üzere Allah bizi almadıkça devam etmemiz lazım. Devam etmek için de bizim kendimize telkin etmemiz lazım. Ve dua çok şaheser bir iyileştirme mekanizmasıdır. Ayrıca okudukça, duydukça, seyrettikçe neler yapmamız gerektiği de anlatılıyor. Onların hepsini yapalım ama hayatta kalabilmek için bizim kendimize telkin yapmamız lazım. Korkma. Mesela denizden korkanlar var. Ben bile küçükken annem beni arkadan böyle itmiş haberim olmadan. Küçücük, 6-7 yaşında. Derinliğe kadar, aşağı kadar batmışım. Sonra çıkmışım kendi kendime böyle şey yaparak. Annem bilerek bir şey yapmamış. Sadece hani korkma denizden diye. Ama şu anda bile senelerce o korkumu ancak 13-14 yaşlarında geçirebildim. Ve hala bile bir hadise olduğunda ayağım yere değecekse orada denize giriyorum. Yani travma sonrası stresi siz dua ederek yendiğinizi, telkinlerle yendiğinizi söylüyorsunuz. Gerçekçi olarak yendiğinizi söylüyorsunuz. Peki tedavisi nedir yani bilimsel anlamda? Valla işte benim dediğim bu dediklerimi hani pratik olarak yapılacak şeyler, bilinçli olarak. Bir şeyi hiç bilmiyorsanız daha da çok korkarsınız. Ama böyle başlayıp şöyle sonuçlanacak diye bekleme süresi verilirse kendi kendimize, insan daha sakinleştirir, ruhunu sakinleştirir. O bir takım aletler var, onun içine bir zamanlar kapalıydı falan. Ben mesela o korkularla giremiyordum ona. Sonradan başım dışarıya çıktı, o MR dedikleri şeyden. Ondan sonra rahatladım. Oradayken bile kalp atışım mesela 70-80'lere falan varıyordu. Kendi kendime telkin yapıyorum. Ne olacak canım? Birazdan işte çıkacağım. Bak nefes alıyorsun. Bir hadise olsa bağırsan hemen duyarlar. Kendi kendine telkinler bunlar. Yani bunlardan kurtulmak için tamam şoke oluyoruz. Tamam çok korkuyoruz. Ama bu böyle devam ederse ölüm bile gelir. Böyle telkin yapacaksın kendine. Ölmeyeceksin. Merak etme. Uğraş.
bekle, sesini duyur, ne bileyim. Ben dediğim gibi mesela o bir sürü yer ismi vermeyeyim. Mesela şeyin altına giriyorsun bir takım yerleri görmek için hani seyahatlerde falan. Onlarda bile giremiyordum. Hep dışarılarda bekledim herkes içerilerde gezerken. Sonra kendime telkin yapmaya başladım. Yani ne var bunda dedim. Yapacaksın. Onlar nasıl yapıyor? Sen de yapacaksın. Ha canın istemiyor mu? Girme o zaman oraya. Yapma. Ama başına gelmiş olan bir hadiseden çıkabilmek için yardım beklerken kendimize yardım edeceğiz. Evet. Bu yaşanan afet sonrası stres ne zamana kadar normal kabul ediliyor? Ne zamandan sonra anormal kabul ediliyor ve tedaviye ihtiyaç duyuluyor? Çok uzun olursa. Yani uzunluk insana göre değişir. Kimisi çok çabuk daha dışarıya karşı duyarsızdır. Ya da duyarsız olsa bile daha kuvvetli ruhsal bir takım şeyleri vardır, hissiyatı vardır. Bir süre sonra geçirir. Küçükten mesela büyük hadiseler geçiren küçük çocukların başına gelenler, kimisi ömür boyu onu taşıyor, evlenemiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Kimisi belirli bir yaşa gelip bilinçlendikten sonra tamam o sefer olmuş böyle bir hadise, geçti gitti, bitti diyor. Bunu göstermemiz lazım çocuklar. Eğer söylerken mesela bunları düşünürken düşüncede bırakmayın. Yüksek sesle söylenin. Çok komik. Beyin sana onu söylettiriyor. Ama sen yüksek sesle söyleyince beyin tekrar söylediklerinin etkisine giriyor. Onun için yüksek sesle. Hiçbir şey olmayacak. Geçecek. Tamam meraklanma. Ama böyle kalbinle konuşuyorsun mesela. Kalbin böyle atarsan olmaz. Ölürüz sonra sen de ölürsün falan gibi böyle komik şeyler. Ama bunların tesiri altında kalıyor beynimiz. Onu işte diyorum size. Bunlar çeşit çeşit taktikler. Stresi çok uzatmak ruh sağlığını bozar. Ölümler bile. Unutmuyorsun hiçbir zaman. Ama sen hiç ağlamadın. Ya ağlayarak mı gösteriyorum ben belki? Ağlamadan içimde her zaman duruyor burada. Kalbimde duruyor, üzüntümde duruyor. Ama belli seviyede yaşantımı etkilemeyecek kadar. Evet. Şimdi böyle büyük bir travmadan sonra akut stres dönemini 35 güne kadar biz normal kabul ediyoruz. 35 günden sonra özellikle bir de 2 ayı geçmişse kronik stres diyoruz. Tabii. Aslında tabii bir yandan kronik stres yaşıyoruz ama bir yandan da daha az ağlamaya başlıyoruz. Daha çok günlük rutinimize dönüyoruz o stres boyutunda. Ama ağlamak her zaman bir boşalma aracı olmayabiliyor. Evet. Yani başkasının yanında ağlamazsın, içeride ağlarsın. Yani illa bu ağlıyor diye çok üzülüyor demek değil. Tamam rahatlar. Ağlamak harika bir hadise. Hayatın bize verdiği deşarj. Bir takım sıkıntılarınızı gözyaşı şeklinde döküyorsunuz. Keşke. İnsanlar yavaş yavaş o akut stres döneminden çıkarken bir yandan da günlük hayata dönerken aslında en büyük ihtiyaçları anlatmak. Onları dinlememiz gerekiyor. Ama yani sen dinlerken acılarını anlatmaları gerekiyor ve biraz daha o öykülendirmeyi yaparak travmalarını karşısındaki kişinin de onu dinlediğinden emin olarak aktarması, onun önemsendiğini düşünmesi de bir çok önemli. Bir bakıma senin aynı kanaatteyim, bir bakıma tersi de var bunun. Çok anlattıkça insan rahatlar, karşısındaki üzülür, seni dinliyormuş gibi yapar. Dertlerden de bahsederken yani seni dinliyor ama üzülme geçer. Söylemesi kolay ama olmuyor. Anlattıkça bazı insanlarda da durmadan aynı şeyi fotokopi yapar gibi tekrarlıyorsun. Her şey böyle oldu, şöyle oldu, üzülündü işte neler çektim. Tamam onunla da rahatlıyorsan anlat ama mesela bana yaramaz öyle bir şey. Anlattıkça bir şeyi ortaya çıkarttıkça daha çok dertlenirim. Hele her gün tekrar. O bende böyle yazılı kalır. Onun için bir kere anlatırsın, iki kere anlatırsın. 2-3 kere düşünürsün. Sonra kendine telkin yaparak tamam artık dersin. Karşındaki de seni mış gibi yaparak dinliyormuş gibi. Sana hak verir ama dinlemez. İnsan milleti çok fazla öyle senin gibi hissetmiyor. Sana yardım için evet dinliyor. Evet, zaten bu tarz durumlarda insanlar uzmanlara anlatmalı, kriz danışmanlarına anlatmalı tabii, dertlerini. Zaten acılarını kıyaslayacak insanlara anlatmamalılar tabii. Onun dışında tabii ki psikoterapide en büyük şey dinlemektir ve anlatmaktır. Yani anlatan... Tamam, sana faydası olacak onun. Çünkü doktor sana ona göre ilaç verecek, ona göre seni dinleyecek.
belki benim bu teminden beri söylediğim gibi telkinleri söyleyecek, mantığına hitap edecek vesaire. Ama kalkıp da şöyle oldu, böyle oldu, tekrar tekrar aynı insanlara, normal hayatta da öyle sıkıntıları çok anlatmak, sıkıntıyı buraya yazılı şey gibi, çivi çakmış gibi çakar. Ama doktora anlatacaksın gayet tabii, içine at demedim katiyetle. Evet, kronik stresin tedavisini... Stres yani iki gibi. Ayı geçtiyse artık i̇ki kronik olarak bence, kronikleştiyse stres. Bence 15 gün 3 hafta içinde eğer sen otomatik olarak hep aynı yerde duruyorsan, üzülüyorsan, ağlıyorsan, ah şu ya bu olmazsa, ya şöyle olursa, ay ya şöyle şöyle şeyler başıma gelirse, düşündükçe gelir. Hadiselerde bir yerde tevekkül et Allah diyeceksin yani tamam gelmemesi için uğraşacağım. Ama geldiği zaman da savaşacağım. Bu sıhhatli bir ruhun düşüncesi. Bunu böyle yapamıyor, devamlı daha da hastalanıyorsa sadece streste kalmıyor. Bütün o psikolojik sıkıntılar hatta belki ruhsal, belki beyinsel şeye kadar gidiyor ondan sonra. Onun için söylüyorum. Yani doktorun haricinde çok anlatmayacaksınız. Arkadaşlara, komşulara, a-a. Sonra yalan yanlış şeyler söylüyorlar. İki tane limon kokla, üç tane bilmem ne çayı yap. Yok böyle şeyler. Böyle zamanlarda bir evlilik terapisti olduğum halde ne diyorum? Sıkıntılar evlilikte başladığı zaman arazlardan anlıyorsun. Yapmamak için bilinçliysen yapmıyorsun. Ama yaptıktan sonra da eğer daha da beter olmaya başladığını hissediyorsan, hastalıklar da öyle, hemen bunun doktoruna gideceksin. Önce evlilikle ilgili işte psikolog diyeyim ya da benim gibi evlilik terapistlerine gelecek. Beni aşan şeylerde ben zaten otomatikman psikiyatriste yöneltiyorum. Çünkü orada psikoterapiler giriyor, işin içine şu giriyor, bu giriyor. Herkesin belli bir görevi var insanlara yardım etmek gerekirse. Önce böyle başlar, sonra bir psikiyatrla başlar, ilaç almaya başlar vesaire. Evet. Ama ben böyle oldum diye mahvoldum, öldüm. Öleceğim mi ne? Şöyle gidiyorum, böyle gidiyorum dedikçe kötüye gidersiniz. Onun için demeyeceksiniz bunları. Ne kadar kötü olursa olsun. Evet. Evet. Şimdi depremden çocuklar çok etkilendiler. Evet. Çünkü 0-7 yaş arası çok da onların soyut kavramları oluşmadığı için. Bu çocuklarla nasıl iletişim kurmalı aileler? Çevresindekiler çocuklara depremi ve ölüm gerçeğini nasıl aktarmalılar? Belirli bir yaşa kadar zaten ölüm gerçeğini öyle saklamamak lazım. Yukarıdan annen sana bakıyor öldü işte. Veyahut ölmenin ne olduğunu çocuk bilmiyor. Bilse bilse filmlerdeki gibi ölüyor ama sonra ayağa kalkıyor falan. O kadar hafife alabiliyor. Çocuk da nörotik bir duruma sapmaması için şefkat, sevgi, ilgi, alaka, her türlü konuda yumuşak konuşmak. Ama küçümsemeyeceksiniz. Öldü canım ya da üzülme. Yok arkadaş böyle de değil. Ama üzülsek de bir şey yapamıyoruz. Ama biz gülümsersek, iyi çocuk olursak, işte şöyle olursak, böyle olursak, kendimize de üzmemek için şunları şunları yapmazsak, öbür dünyadaki annemiz, babamız neyse, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz bize şey yapma, bize yukarıdan gülümserler. Eğer diyorsanız çok küçük çocuğa bu kadar anlatın. Ama onun istediği şu anda yaşadığı realitede sevgi, kucaklamak, anlayış göstermek, sevdiği mamaları, yiyecekleri vermek. Eğer ağlama krizlerine giriyorsa dayanmak, uykusuzluk krizlerine giriyorsa onu orada oyalamak. Ama ne ağlıyorsun, ne bilmem ne yapıyorsun, ya geçti üzülme, yok geçmeyebiliyor. Sen ne kadar yumuşak, yakın, dokunarak, severek yaklaşırsan, anlayabileceği lisanda da bazı şeyleri izah edebilirsen, öyle çok fazla dramatize etmeden ağlayarak gel ağlayalım işte annen gitti, baban bilmem ne oldu. Bu başımıza gelenler neler neler. Çocuk da alttan kurtarılmışsa, mesela benim çok dikkatimi çekti. Bütün çocuklar, çıkan insanlar şunu demiyor, bilmem kaç saat sonra çıkarılmış. Ah neler çektik, kurtarın bizi, neredeydiniz ya da değil mi? Normal reaksiyon vermiyor. Sanki hastalandı, bir yere götürülüyor gibi. O hastayken bile insan şunu söyleyebiliyor. Ah, of, neler çektim, açlıktan öldüm diyebilirsin. Hiçbiri demiyor. Benim de en çok dikkatimi bu çekti.
bu Türklere has bir harika anlayış mı, tevekkel mi, ne? Ben de bunları çözmeye çalışıyorum kafamda. Acaba diyorum ben o durumlarda olsam ne yapardım? En azından hiç konuşmayabilirler mesela. Hadi illa gülüpsesin ya da bir şey söylesin demiyorum ama hiç konuşmaz. İnsan kocaman bir yerin altından çıkarılıyorsun yani. Şok geçiriyorsun bir yerde. Ama gayet şey olarak çıkıyorlar. Hatta gülüyorlar. Hatta şu işareti yapıyorlar. El sallıyorlar. Nasıl bir tevekkül bu? Bazıları diyor ki çok üzülmeye başlayınca hemen uyuyordum. Uyuyabilmesi bile ne kadar sıhhatli bir şahıs olduğunu gösterir. İnsan üzüldüğü zaman uyuyamaz, yemek yiyemez. Ama günlerce kendini aç bıraktıkça bileceksin ki güme gidiyorsun. Yani burada yardım edeceksin. Ne olursa olsun. Evet. Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşlarımız oldu. Çocuklarını başka okullara yazdırdılar şimdi. Depremden etkilenerek okula gelen çocuklara öğretmen ve öğrenciler nasıl davranmalı? Seyircilerimizden de belki yeni sınıf arkadaşlar olanlar vardır. Bütün sınıftaki eski talebelere söylenmiş herhalde. Çocuk soruyorlar nasıl davranıyorsun? Onları sevmeliyiz. Onları işte yadırgamamanın başka türlü kendince söylüyor. Onları acayip görmemeliyiz. Onlara sual sorarak onları üzmemeliyiz. Onlarla arkadaş olmalıyız. Sevgi göstermeliyiz. Anlayış göstermeliyiz. 7 yaşındaki çocuk onu söylüyor geçen gün. Helal dedim. Ayrıca da anlayış göstereceksiniz. Herkesin normalen kabul edeceği şeyleri kabul etmiyorsa, ağlama krizlerine giriyorsa, sertleşiyorsa, arkadaşlarını dövüyorsa, bunun altında yatan gerçekler ruhsal olarak çok dertlendiğini gösteriyor. Anlayış, anlayış, sevgi, dokunma, okşama falan. Esas üzüldüğüm ne biliyor musun? Yani kurtarılıyor ama anası babası belli değil. Ölmüş mü, başka şehirde mi? Hani buluyorlar, evet, çok can siperhane çalışarak çocukları buluyorlar ama ölenleri mesela evlere veriyorlar, isteyen evlere. Ben şimdi en çok onlara, çünkü yaşıyor şu anda o çocuk. Hele kardeşi bir eve verilmiş, öteki kardeş başka eve. Esas travmalar bunlar, kalıcı olanlar. Elinde yok bir şey. Ne yapsın küçücük çocuk? O aile, bakıcı aile olarak sana müracaat etmiş. Sen de diyorsun ki aman ne güzel seven bir çocuk, çocuk seven bir aile bulduk. Veriyorsun. Ama o çocuk sonra ne olacak? En çok bunlara üzülüyorum. Ölen zaten bilmeden ölüyor gidiyor ama kalanın mutlu olması, annesinin babasını mı hatırlıyor, yeni aileye adapte olabiliyor mu? Sana bana çok normal gelir ama çocuğa mesela sakın oraya dokunma, bunlara karışmayacaksın tamam mı falan gibi böyle sert şeyler yapmak ailesinden bunları görmemiş kişi için son derece acıklı. Onlara da bence yetiştirme kursları açılmalı. Nasıl anne baba olunur? Hiç çocuğu olmayan da edep dediğim bu çocuğu diyor. Sen daha çocuğun yok. Sana göre normal. Evdeki köpeği bile öğretirken kızıp bağırmak, yapmayacaksın oraya kakanı bilmem ne falan demek bana göre bu bir çözüm değil. Evet. Sevgi. Her şeyin başı sevgi. İnanın ki bu sözüme çok 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 değer verin çocuklar. Yani sevgiyle halledilemeyecek şey bilemiyorum ne var. Aslında toplum olarak kenetlenmemiz ve birbirimizle çok büyük bir dayanışma içinde olmamız gereken dönemdeyiz. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nı galibiyetle kazandıysak bunun sebebi elbette ki halkın kenetlenmesi ve gücünü ortaya koymasıydı. Türkler ama bu konuda fevkal beşer yani. Bu muhakkak ki harika. Evet. Şu andaki bu dayanışmamızı sürdürmemiz için, dikkatimizin oradan başka bir yere gitmemesi için ne yapmamız gerekiyor sizce? Hala onlarla empati kurarak, dayanışma içinde olmamız için ne yapmalıyız? Kimlerle? Depremden etkilenenlerle, evet, sahadaki anlayış çalışmaları desteklemek çocuğum için. Anlayış. Ama niye ağlıyorsun? Ama kurtuldun ya, ama şöyle oldu ya. Sana bana göre normal insanlara, normal şartlarda söyle bunları. Ama onlar büyük bir şeyden çıktı. Bir büyük savaştan çıktı. Kimisi gösteriyor, kimisi göstermiyor. Kimisi farkında değil, beynine yazılmış. Onu ileriki hayatında onu hatırlatacak bir şeyler olduğu zaman hiçbir sebep yokken şahıs şeye reaksiyon vermeye başlıyor. Sen ben anlamıyoruz. Allah Allah ne var ki şimdi? Belki küçüklükte bir şeyleri hatırlıyor. Ya beyin hiçbir şeyi unutmuyor. Hiç. Evet. 30 yaşından sonra bütün o
çocukluğunda yaşadığı travmaları böyle çıkarıyor. Evet. Aslında biz insanlar travma yaşadıktan sonra çocuksu oluyoruz. Çocukluk dönemlerimize, o ilkel dönemlere geri gidiyoruz. Yani çocuk için hayat nedir? Kaka, çiş, mama. Bundan başka bir hayatı olmuyor. Biz büyükler için de çocuğu o yalnızlık hissinden çıkaracak kişi nasıl ki birincil bakım vereni ise, biz de bir travma yaşadığımızda aslında en çok bize uzatılan bir el bekliyoruz. Her zaman öyledir. Evet, yani bu devletin elidir, halkın elidir, vatandaşın elidir. Kimden gelirse gelsin. Sokakta mesela bir araba kazası oluyor. Bir bakıyorsun, hiç alakası yok. Oradan geçerken yerde yatanı görüyor, elini tutuyor ona. Üzülme, şimdi yardım gelecek, dayan falan. Bu daima harika bir şey. Bizi biz yapan en büyük özelliklerden biri Hazal bu, biliyor musun? Mesela yani bazı ülkeler var, isim vermeyeyim, hepiniz anlarsınız, medeniyetmiş bilmem ne. Yerdeki ya da düşmüş olan kan kaybediyor. Dokunman yasak. Niye? Herhangi bir şekilde ileride bir şey olursa o bana dokundu, kanamam arttı, onun için öldüm diyebilirmiş. Bunlara bakarken insanlıklarını kaybetmişler. Niye onca sene dışarıda Amerika'da yaşamama, İsviçre'de yaşamama rağmen memleketim diye geldim buraya? Evet, oğlumun başına kaza geldi. O ayrı. Ama ben niye burada kaldım sonra? Çünkü Türkiye'nin inanılmaz bir harika yardımseverliği, yakınlaşma. Hiç tanımadığı insana evini açıyor. Hiç tanımadığı insana mesela o deprem bölgesinde çaylar satıyorlar. Ne bileyim ayran satıyorlar. Tamam, teşekkür ederim diyorsun. Mesela al iç, rahat ol. Bunu Türkiye'nin haricinde hiçbir yerde görmedim. Gördüğüm yerlerin içinde hiç. İnsanlık sıfır, medeniyet bilmem neymiş. Evet. Hiç, onun için Türkiye bambaşka. Evet, Allah'ımıza şükrediyoruz. Harika bir ülkemiz var. Üstü, altı, insanları, havası, suyu, şarkıdaki gibi, yemin ederim bunca yer geçtikten sonra en ufak bir şekilde şey yapmıyorum. Bunların hepsinin olduğu harika bir ülkedeyiz. Bakmayın yani, aman bizde oluyor bunlar, dışarıda olmuyor mu? Her yerde oluyor mu? Onlarda yardım yok. Sana dokunan el, yumuşak bir el bile dokunmuyor. Böyle uzaktan bakıyor. Bir şey söylersem yanlış anlar. Dokunamam, elleyemem. Ya adam ölüyor, yardım etmezsen ölecek. Bir an etsene diyorsun. Yok, elleyemem. Polis gelecek, yok bilmem şey gelecek, ilk yardım gelecek. O gelene kadar ne oluyor? Evet. Konuş ya. Doğru söylüyorsunuz. Söyleyeceğim. Selin Hanım, son iki dakikamızın içine girdik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz veda ederken? Vallahi söyleyeceğim her şeyi söyledim. Kendi başıma gelenleri söyledim. Hiç kimse böyle Allah'ından dört başı mamur olarak doğmuyor. Hadiselerin içinde bilgili olarak güzel şeyleri seyredin, size bilgi verecek yazıları okuyun. İşte ne bileyim böyle o ne giymiş, bu ne yapmış diye uğraşacağınıza ilk yardım şeylerini öğrenin. Başınıza hiçbir zaman gelmesin ama gelirse bilinçli yapıyorsun o zaman. Bunların hepsine çok 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 dikkat ederseniz bu hayatta hayatınızdan, insanlığınızdan, ahlakınızdan hiçbir şey kaybetmeden her seferinde kendinize biraz daha değer vererek, daha üst seviyelere çıkararak kendinizi dayanacaksınız. Hayat bu. Bir de gelecek hafta söyleyelim mi? Artık pazar değil, cumartesi günleri. Evet. 2 ile 2.50 arasında beraber olacağız. Evet. Böylesini ben istedim. Size de uygun gelir mi bilmem inşallah. Bak evet. Bugün de 50 dakika dedi gitti. Teşekkür ederim verdiğiniz şey değerli diyeceğim. Bilgiler için. Efendim, haftaya Selin Hanım'la programlarımızı cumartesi günleri yapmaya devam edeceğiz. Pazar günü farklı konuklarımızla programımıza devam edeceğiz. Şu süreçte hepimizin fiziki yorgunlukları oldu. Büyük bir dayanışma içindeydik ama bizi en çok yoran ve sahadaki gönüllüleri en çok yoran aslında fiziki yorgunluk değildi. İnsan yorgunuydu. Gönüllüler orada tamamıyla bir insan yorgunuydu. İşitmeyen insanların, duymayan insanların yorgunuydular. Onun için lütfen depremzedeleri işitmeye ve görmeye devam edelim. Onları yalnız bırakmayalım diyorum. Haftaya sağlık gündeminde tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Gerçeğin adresi Tele1 ekranlarında olun. Saat 3.15'te haberlerle devam edecek kanalımız.